HİMAK, efendim geçen hafta Türkiye'de tasarruflarla ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan kanun ile Türkiye'de tasarruf alanında önemli bir adım atıldı. 18 yaş altı genç çocukların bireysel emeklilik sisteminin teşviklerinden yararlanma imkanı getirildi. Bu yeni atılım olması beklenen bu yeni düzenlemeyi ve Türkiye'de tasarruf sistemlerini Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile konuşacağız. Hocam yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ Nasılsınız olun. hocam, iyi misiniz? İyiyim. Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz Çok umarım. sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. Bugün konumuz tasarruflar. Hocam, tasarruflar bir ülkede ekonominin temel belirleyicilerinden birisi. Sizden ekonomist gözüyle Türkiye'de önce tasarrufları kısaca bir değerlendirmenizi istiyorum mümkünse. Daha sonra diğer sorularımız var. Şimdi dünyanın her yerinde tasarruf harcanabilir gelirin bir parçasıdır. Yani bizim harcanabilir gelirimiz, vergi sonrası gelirimiz diyelim, ya tüketime gider ya tasarrufa gider. Dolayısıyla yani tasarrufun artması için harcanabilir gelirimizin de artması gerekiyor. En temel konu bu. Türkiye'de baktığımızda hani yıllar itibarıyla tasarruflar yani OECD ülkeleri ortalamasının kısmen üzerinde ama gelişmekte olan ülke ortalamalarının bir miktar altında seyrediyor. Bunun temel nedenlerinden birisi özellikle Asya, Güneydoğu Asya ülkelerinin bu gelişmekte olan ülke kategorisinde oldukça yüksek tasarruf oranlarına sahip olması. Tabii tasarruf dediğimiz bir davranış biçimi, hanelerin, bireylerin biraz da sosyolojik, psikolojik, toplumsal faktörlere de bağlı. Yani bir ülkede tüketim eğilimi mi yüksek, tasarruf eğilimi mi yüksek, hani risk alma iştahı nasıl bunlar biraz toplumsal, tarihsel, davranışsal unsurlarla da belirleniyor. Ama Türkiye'ye baktığımızda toplam tasarruflar ve işte bunun dökümü haneler, firmalar olarak da baktığımızda genel dünya trendlerinden çok farklı olmadığını görüyoruz. Ama bunun mutlak rakamı ve trendi temelde ülkenin gelirinin, kişi başına gelirinin artışıyla son derece korelasyonu yüksek bir veridir. O açıdan bu oranın artması da büyümenin artmasına son derece bağlı bir unsur. Evet hocam. Her ülkede olduğu gibi ülkelerin doğru ya da yanlış tasarruf alanında doğru ya da yanlış yaptıkları doğrular ve yanlışlar var hocam. Türkiye'de sizce yatırım araçları nasıl kullanılıyor? Yapılan temel yanlışlar ya da belki de doğrular da yani tabii ki doğrular da vardır ve doğrular nelerdir sizce hocam? Şimdi tabii şöyle doğru ya da yanlış da değerlendirilebilir ama önce şunu söyleyeyim. Tasarruflarda tasarruf sahibinin, bireylerin bu tasarrufları doğru yönlendirmesinde makroekonomik ortam da son derece önemlidir. Yani düşük enflasyonlu ve istikrarlı düşük enflasyonlu bir ülkede sermaye piyasalarının gelişimi de artar. Tasarruf sahiplerinin buradaki paniği diyelim veya herhangi bir yatırıma yöneldiğinde diğerinden kaybı buna fırsat maliyeti diyoruz. O tür maliyetler düşer. Daha sakin, daha rasyonel kararlar verilebilir. O açıdan bir kere Türkiye'de maalesef yüksek enflasyon ortamı tasarruf sahibinin belki bu anlamda tercihlerini zaman zaman doğru tercihlerini de etkileyebilecek boyuta gelebiliyor. Türkiye'de yani tabii bu toplumsal alışkanlıklarla da alakalı. Bunu değiştirmek çok kolay değil. Doğru mu yanlış mı ayrı bir konu ama örneğin yapılan akademik çalışmalar yani bizim Türk lirası dışında döviz, altın, konut gibi diğer tasarruf sistemlerine, araçlarına yönelme eğilimimizin yüksek olduğunu gösteriyor. Evet, Yine dikkat edin. Bu da aslında onu enflasyon. sormuştum hocam. Yani geleneksel tasarruf araçlarımız var bizim ve bu tasarruf araçlarına yapılan yatırımlar sizce yani doğru mudur? Sonuç olarak neyi getiriyor? Onun cevabını almak istemiştim. Buyurun hocam, sözünüzü Yani kestim, kusura şöyle, bakmayın. evet burada
aslında şuna gelmek istiyorum. Bu Türk lirası cinsinden yatırım yerine döviz, altın gibi ya da gayrimenkul gibi yatırımlara yönelmek biraz da enflasyonun sonucu. Yani Türk lirası getirilerin oynaklığı ve buradaki riskler veya paranın değer kaybı fonksiyonu yüksek olması alternatife yönlendiriyor. Ama tabii burada tasarruf sahibi zaman zaman bu alternatif araçlardan da ciddi kayıplar yaşayabiliyor ya da Türk lirasının getirisinden de mahrum kalabiliyor. Bu anlamda doğru ya da yanlış değerlendirmek çok kolay değil ama makro ortamın bir sonucu gibi düşünüyorum. Fakat bazı trendler görüyoruz. Yani ama Türkiye'de Türk halkının, hanelerin tasarrufa yönelmesi için bir kere çocuk sayısının, küçük çocuk sayısının az olması önemli. İkincisi bir ev sahibi olmak birçok ülkede de öyle, bizim için de önemli. Dolayısıyla öncelik bir evi olmayan birisi bütün tasarrufunu, bütün enerjisini ona yoğunlaştırıyor. Dolayısıyla zaten başka bir alternatif tasarrufa yönelmesi de zorlaşıyor. O açıdan bir ev sahibi olabilmek bizim tasarrufları arttırmamız açısından da önemli görünüyor. Tabii ki hocam, belki de Türkiye'de Türk lirası tasarrufların artıyor olması şunun için önemli. Hocam, tasarrufların yatırıma dönüşmesi için önemli. Tabii bu davranışların, insanların, siz de söylediğiniz, suçu değil. Ekonomik ortam insanları belirgin davranışa, ekonomik davranışa itiyor. Ama tasarrufların Türk lirası tasarruflarının artması aynı zamanda bu tasarrufların yatırıma yönelmesini de sağlayacaktır. Türkiye'de bu alanda bireysel emeklilik sistemi var hocam hayatımızda. Evet. Yeni girdi, yeni de değil. Epey oldu aslında. Siz ekonomist gözüyle bireysel emeklilik sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin tasarruf sorununa çözüm olabildi mi sizce? Ben çok pozitif değerlendiriyorum. Önce onu söyleyeyim. Kendim de başından bu yana bu sistemden yararlanan birisiyim. Tabii ki sorunları oldu. Görece yeni bir sistem olduğu süreçte bu da karşımıza çıktı ama bireysel emeklilik aslında tasarruf sahibinin alternatif yaratmadaki zorluğunu aşmasına katkıda bulunan bir sistem. İkincisi, yani dünyanın her tarafında böyle. Zaten bu sadece Türkiye için değil, dünyada, yani gelişmiş, gelişmekten birçok ülkede çok benimsenen ve ülkenin tasarruflarının artmasına katkıda bulunan, sermaye piyasasının derinleşmesine katkıda bulunan, dolayısıyla bunun yatırıma yönelmesine de doğrudan ve dolaylı katkısı olan bir sistem, inkar edilemez. Bu açıdan ben son derece önemli ve faydalı bir sistem olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de baktığımızda, yani bir de şu var tabii, bireysel emeklilik sistemi davranışsal olarak bizi zorluyor da. Neye zorluyor? Tasarruf etme. Yani böyle bir zorlama olmasa belki hani tasarruf etme niyeti olan birisi o bir ay 3 lira, diğer ay 5 lira gibi, sonra 2 lira gibi o düzensizlik, sonra atlama bu tasarruf eğilimini gibi biraz başka sıkıntılar da getiriyor. Sizi sistematik olarak bir şeye zorlaması ve bunun cazibesinin artması ülkenin tasarruflarını yönlendirmede önemli. Bir de tabii finans piyasası gittikçe daha karmaşık, zorlaşan enstrümanlar da kullanılıyor. Ortalamada işiyle gücüyle uğraşan ya da ekonomiye, finansa o kadar yakın olmayan ama tasarruflarını iyi değerlendirmek isteyenlere de profesyonel olarak bir imkan tanımış oluyor. Ve hepimizin amacı hayatımız boyunca tasarruflarımızı, o bizim hayatımızı idame ettirecek, işte çocuklarımıza, kendimize destek olacak bir birikim modeli oluşturmak. Evet. Bence buna son derece yardımcı olan bir işlemi var bireysel emeklilik sisteminin. Evet hocam. Hocam tabii bu sistemlerin tercih edilebilmesi için getirilerinin de iyi olması gerekiyor. Siz BES planınız olduğunu söylediniz. Sizce hem genel anlamda hem de sizin fonlarınızın, planınızın getirisi nasıldır? Bu anlamda cazip midir sizce bireysel emeklilik sistemi fonlarının? Şimdi şöyle, aslında baktığımızda hani bu işin ilk ortaya çıkmasından günümüze doğru gelirken belli süreçlerde aslında alternatiflere göre yetersiz olduğu dönemlerde oldu.
Fakat sistem oturdukça, katılım arttıkça, bu portföyleri, bu fonları yöneten şirketler de deneyimini arttırdıkça görüyoruz ki getiriler aslında alternatif getirilerin, yani yatırımcının tek başına yapabileceği getirilere yaklaştığını, hatta zaman zaman oldukça iyi bir şekilde onu geçtiğini de bize gösteriyor. Dolayısıyla ben en azından son birkaç yıl olarak bakacak olursak birçok fonun, tabii orada nasıl bir portföy oluşturulduğu da önemli. Bu anlamda piyasadaki alternatiflere, doğrudan yatırım alternatiflerine göre iyi bir getiri sağlamaya başladığını görüyorum. Burada tabii yatırımcının şuna dikkat etmesi gerekiyor. Ben kendim de ona dikkat etmeye çalışıyorum. Finans piyasaları çok dinamik. Yani o dinamizmi iyi yakalamak gerekiyor. Farklı birçok enstrüman, borsa var, altın var, döviz var, Türk lirası var, bonolar, tahviller ve konjonktüre göre bu yatırımların getirisinin farklılaştığını görüyoruz. Yani ekonomiyi daha iyi okumaya çalışmak, öngörü gücümüzü arttırmak, bu yönde destek almak bizi aslında bu fonda, bireysel emeklilik fondaki dağılımımızı, portföy dağılımımızı ara ara değiştirmemiz de gerekiyor. Evet. Gerektiriyor. Çünkü yani bu yılın doğrusu gelecek yıl olmayacak. Geçen yılın doğrusu bu yıl doğru olmayacak çok muhtemelen. Buna uyum sağlamamız gerekiyor ki biz buradan getiri olarak faydayı da daha fazla görelim. Hocam herhalde o trendleri yakalamak gerektiğini söylüyorsunuz. Peki orada neyi kıstas alacağız? O trendleri nasıl yakalayacağız? Verebileceğiniz ipuçları var mıdır izleyiciler bize? Tabii şöyle söyleyeyim. Yani bir ülkede, bir ekonomide orta ve uzun vadeli düşünebilmek için aslında enflasyonla mücadelenin güçlü olması, enflasyonun düşük olması önemlidir. Ne kadar düşükse enflasyon, o kadar finansal istikrar, makroekonomik istikrar da güçlenme eğilimi gösterir. Bu ortamda da orta ve uzun vadeli yatırımcı ülkeye daha fazla gelir. Yani o anlamda düşük enflasyon demek daha sürdürülebilir ve daha güçlü büyüme demektir. Daha düşük faiz demektir. Dolayısıyla mesela hisse senedi piyasası için çok olumludur. Düşük enflasyon demek yerli paranın daha güçlenmesi demektir. Bu anlamda yabancı işte para fonlarından ya da yabancı yatırım cinsi işte borçlanma araçlarından belki daha az bir paya sahip olmak, yerli bono tahvil portföyünü arttırmak öne çıkar. O açıdan, ama tabii enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda, belirsizlikler yüksek olduğu için şu anda Türkiye'de de olduğu gibi ister istemez kısa vadeli bakıyoruz. Kısa vadeli bakmak demek aslında bu bireysel emeklilik fonlarında bize tanınan hakları, yani portföyümüzdeki değişiklik hakkını belki tamamını kullanmasak bile yıl içinde sık sık kullanmayı da gerektiriyor. O açıdan yatırımcılara içinde bulunduğumuz ortamda bu hakkı iyi kullanmalarını, piyasayı iyi izleyerek önümüzdeki döneme ilişkin tahminleri iyi yapma, yani daha doğru, hiçbirimiz mükemmel yapamayız. %100 tahmin gibi bir şansımız yok. Evet. Ama görece daha iyi bir portföy oluşturma olanağımız var eğer iyi izliyorsak. Bunu yaratmalıyız. Hani parayı yatırdım, nasıl olsa orada iyi yönetiliyor değil. İyi yönetilmeye gayret ediliyor elbette, çalışan arkadaşlarımız bunu yapıyor, ama biz o portföyü değiştirmedikçe, yanlış bir portföyde duruyorsak getiri olarak da istediğimiz kazancı elde edemeyiz. Evet. Yani, hocam bir takım kriterleri var ama bunu böyle hap gibi, şunu yaparsanız iyi kazanırsınız gibi bir hap da yok herhalde diyorsunuz. Yok maalesef. Hocam bu alanda girişte de bahsetmiştim. 18 yaş altı çocuk ve gençlerimize bireysel emeklilik sistemi teşviklerinden faydalanma, bu gençlerin ve çocukların faydalanması için düzenleme yapıldı. Sizce bu düzenleme sisteme bir katkı sağlar mı? Bir kaldıraç etkisi yapar mı? Nasıl bir etkisi olacaktır? Hem sisteme hem Türkiye'nin tasarruf sistemlerine. Evet. Yani Türkiye halen demografik olarak genç bir nüfusa sahip bir ülke. Yani yaklaşık 20 milyon civarı bir nüfustan bahsediyoruz bu anlamda. Belki daha da üzerinde bir potansiyel. 23 milyon diye hesaplanıyor hocam. Evet. Oldukça yüksek bir rakam var.
Yani bu işte 4 tane Norveç gibi, 4 tane Kuzey Avrupa ülkesi gibi bir nüfustan bahsediyoruz. Böylesine bir potansiyel. Bizler de Türk halkı olarak, aile yapısı olarak, yani bir dünyada da öyle, bizde daha da fazla belki. Doğru da, yani işte çocuklarımıza, onlara iyi imkan sağlamak, onların hayatına da destek olabilecek bir imkan yaratmak. Yani bu anlamda işte ev sahibi olmaya çalışmak, tasarrufları iyi değerlendirmeye çalışmak, bunun da bir parçası. O açıdan zaten temel hedeflerden birisi bu olduğuna göre, bu yaş grubunun gelecekte belli bir geliri elde edebilmesini sağlayacak, bu imkanı sağlayacak bir yolun açılması bence pozitif son derece. Ama tabii Türkiye gibi aslında gelirini arttırmaya çalışan dinamik bir ülkede de, girişimci ruhu olan bir ülkede de bu fonlara gerektiğinde dönebilmek, değişiklik yapabilmek, bırakabilmek anlamında da esnekliklerin iyi ayarlanması gerekiyor. Çünkü hani bu parayı uzun süre bağlayıp ben kullanamam gibi bir kaygıyla olursa tereddüt yaratabiliyor. Buradaki olabildiğince esnekliklerin olması, teşviklerin, desteklerin arttırılması eminim Türkiye'de de önemli bir katkı sağlayacaktır. Çünkü bu sosyolojik olarak, psikolojik olarak, aile yapısı olarak bence talep yaratacak bir unsur gibi görünüyor. Ama her şeyin ötesinde tabii gelirimizi arttırmamız lazım. Yani Türkiye'nin sürdürülebilir büyümeye geçmesi lazım ki çocuklarımıza da bu anlamda burada bir fon ayıralım. Devlet katkısının olması bu sistemde son derece önemli. Yani yapacağımız en küçük tasarrufa bile normal piyasa getirisinin üzerinde bir getiriyi sağlamış oluyoruz. Bu açıdan ben hani bu sistemin ilgilenenler için, tasarruf edebilenler için iyi bir alternatif olabileceğini, hani kendi yapacağımız doğrudan yatırımlar yerine en azından bir kısmını, herkes kendi tercihini yapabilir ama bu fonlara aktarmasının doğru bir tercih olacağı kanaatindeyim. Evet hocam, hep gelirin artması gerektiğini altını çiziyorsunuz bir ekonomist olarak. Tabii ki öncelik orada. O da çok tartışılıyor Türkiye'de. Ama hani geliri olanlar vardır. Hem vatandaşlardan hem gençlerden, çocuklardan. Belki onlar için, şimdilik onlar için bir yol haritası çizmeye çalışıyoruz. Hocam bir de şunu soracağım. Son günlerde çok sorulan bir soru. İşte haftalık, aylık, hatta günlük %20-30 getiriler var. Kripto varlık dünyasından söz ediyorum. Çünkü gerçekten Türk yatırımcılar da buraya meyletmiş durumdalar. Dolayısıyla şimdi biz burada konuşuyoruz. Bireysel emeklilik sistemlerini konuşuyoruz. Yılda ortalama %28-29 getiriler. Aa, çok iyi getiriler diyoruz. Şimdi dönüp bakıldığında o tarafta belki de haftalık öyle getiriler var. Tabii ki kayıplar da var. Şimdi bu ortamda acaba bu tip kripto varlık gibi böyle yüksek volatilitenin olduğu, getirilerin çok yüksek olduğu, olabildiği, bunun da çokça anlatıldığı, tabii ki kayıplar da var ama o hiç göz ardı ediliyor. Bu ortam bozar mı acaba bu tip tasarruf sistemlerini, ne dersiniz? Ya da şöyle de sorayım. Bu tasarruf sistemi içerisinde bulunanlar oraya baktıklarında ne düşünsünler? Ya ben burada %20-30'a yıllık razı oluyorum ama o tarafta da böyle bir şey var diye düşünenler vardır. Onlar için ne önerirsiniz hocam? Yani şimdi şunu söylemek gerekiyor. Bu bahsettiğimiz aslında bugünlerde gördüğümüz ya da hani şu anda ciddi sıkıntı içine girdi ama kripto paralarda yaşananlar bir varlık balonu ve bunun sonuçları gibi gözüküyor. Yani bu anlamda hani bir ürün kolay alınıp satılıyorsa, sürekli fiyatının yukarı gideceği bekleniyorsa, buna imkan veren bir parasal bolluk varsa burada bir varlık balonu ihtimali yüksek. Ve tarihe baktığımızda gelişmiş ülkeler, işte bireysel emeklilik sistemlerinin geliştiği ülkeler olarak da konuşuyoruz. Bu balonlar farklı biçimlerde yaşanıyor. İşte borsalarda oluyor, konutta oluyor, altında oluyor, petrolde, emtialarda oluyor falan. Ve insanlar her zaman böyle hızlı getiri olabilecek alanlara da yöneliyor. Bu hep olacak. O açıdan kısmen evet, bu toplumların, bu tür eğilimlerin arttığı bir ortamda BES'e gidecek fonları azaltabilir. Ama bunun ana trendi çok fazla bozma gücü olacağını düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Evet, yani biz tabii biraz böyle sıcak Akdeniz ülkesiyiz. Dolayısıyla çabuk
aceleci de olabiliyoruz, sabırsız olabiliyoruz. O getiriler bize cazip gelebiliyor. Belki bize gerçekten kısa vadede ortalamanın üzerinde bir fonu kaybettiriyor buraya giden kaynaklar. Ama orta vadede bu trendi çok değiştiremez kanaatindeyim. O evet. açıdan yatırımcı da şu ton olarak şunu söyleyeyim. Yani bu tür yatırımlar bizim bireysel emeklilik geleceğimiz içinse böyle bir risk alınmaması gereken bir kaynak. Evet, kaybetmeyi göze aldığımız riski sevenler için olabilir. Gerçekten evet. büyük getiri olabilir bu tür alanlarda ama BES böyle bir alan değil. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Size sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim bir varlık yönetim programının daha sonuna geldik. Konuğumuz Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'ydu. Bir sonraki varlık yönetiminde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, varlık